Hayırlı sabahlar değerli takipçilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Gülüpçüz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Kazım Bey. Evet, Divan-ı Harbi Örfi okumalarımıza devam ediyoruz. Dün İttihad-ı İslam idealinden bahsetmiştik. Takipçilerimiz bu konuda gerçekten çok geri dönüşte bulundular. Bu konunun detaylıca işlenmesi gerektiğini vurguluyorlar. Biz kitaptan okumaya devam edeceğiz. İnşallah daha sonraki yayınlarımızda İttihad-ı İslam idealinin üzerinde detaylıca biz de dururuz. Başlayalım isterseniz, buyurun. Evet, zaten o konuda bizim bir çalışmamız da var. Yani yine o çerçevede İttihad-ı İslam başlı başına zaten üzerinde durulması gereken bir konu. Hele hele şu zamanda. Ama Divan-ı Harbi Örfi müdafasını devam ettiğimiz için Evet. Şimdi o programı bozmayalım. Şimdi baştan itibaren okuyoruz. Üstadın Şark'taki aşiretlere, medrese hocalarına, talebelerine, işte mebuslara, milletvekillerine, gazetecilere, askerlere, yani yaptığı hitapları, verdiği mesajları, örnekleriyle, kendi ifadeleriyle paylaştık. En son İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti, İttihad-ı Muhammedi, İttihad-ı İslam tarifiyle ilgili ifadelerini paylaştık. Şimdi sıra geldi, yavaş yavaş padişaha, yani doğrudan doğruya sultana muhatabiyeti aşamasına, üstadın bununla ilgili de işte o cinayetler diye sıraladığı maddelerde ifadeleri var, anlatımları var. Şimdi bu askerlerle ilgili kısımda olduğumuz için daha önce 11. cinayet. Cinayet gene işte tırnak içinde ünlemli hizmet, yani üstadın o dönemde, meşrutiyet döneminde yapmış olduğu hizmetlerden bir başkası. Burada diyor ki ben vilayet Şarkiye'de, yani Doğu Şark vilayetlerinde aşiretlerin hali perişaniyetini görüyordum. Yani aşiretlerin, Doğu halkının perişan durumunu görüyordum. Anladım ki dünyevi bir saadetimiz bir cihetle fünunu cedide-i medeniye ile olacak. Yani dünyada bir saadet istiyorsak, Şark toplumu içinde bunu istiyorsak, ki istememiz lazım, medeni yeni fenlerle, yani o modern eğitimin getireceği imkanlarla, ufukla, pencereyle bu mümkün olacak. Yani dünya ilimleri, fen ilimleri, kainat bilimleri, bunlar bilinmeden dünyada bir saadeti sağlayacak düzen kurabilmek mümkün değil. Ki esasen zaten bunlar da gene kainat kitabının sayfalarıdır, bölümleridir. Üstad bunu Risale-i Nur'da detaylarıyla anlatıyor. Üstad bunu o boyutuyla fünunu cedide medeniye ile dünyevi saadetimiz olacak dedikten sonra, o fünunun da, o fenlerin de gayri müteaffin, temiz bir mecra-ı ulema ve bir menbaada medreseler olmak lazımdır. Medreselerde modern ilimler okutulmalı, fenler okutulmalı, matematik, kimya, fizik, işte biyoloji vesaire, diğer ne kadar ilim varsa bunların hepsi klasik uygulamada sadece dini ilimlerin okutulduğu medreselerde okutulmalı. Böylece medreselerin o eksik kalan tarafı tamamlanmış olmalı. Ve ulema, yani medrese alimleri tarafından okutulmalı bu. Yani onlar da bu ilimlerle donatılmalı, bu ilimleri öğrenmeli. Onlar vasıtasıyla medreselerde okutulmalı. Ta ulema-i din alimleri fünunla ünsiyet peyda etsin. Fenlerle bir aşinalık kazansın. Onlar da fenleri öğrensinler. Ki dün okuduğumuz İttihad-ı İslam'da Seleflerim diye saydığı isimler arasında geçen Hoca Tahsin bu anlamda ilginç bir isim. Bir medrese hocası ama pozitif ilimlerle de meşgul olan ve o konuda ciddi birikimi olan bir insan. Yani o yönüyle zannediyorum üstad onu o listeye koymuş. İttihad-ı İslam'daki Seleflerin diye sıralamış olduğu isimler arasında zikretmiş. Ta ulema-i din fünunla ünsiyet peyda etsin. Zira o vilayette, Şark vilayetlerinde nim bedevi, yarı bedevi vatandaşların zimam-ı ihtiyarı ulema elindedir. Yani o yarı bedevi medeniyetten biraz uzak kalmış olan insanların iradesinin işte zimam-ı ihtiyar, seçme hakkının elinde olması diye burada manası verilmiş. Ulema elindedir. Yani tercihlerini ulemanın ağzına bakarak yaparlar. Alimlere çok itibar ediyorlar, medrese alimlerine. Onun için bu modern fenlerin de onlar kanalıyla o insanlara ulaştırılması halinde daha kolay benimserler, güvenirler ve o ilimlerle de donanma ihtiyacını hissederler. Ve o saikle der saadete geldim. Yani bu düşünceyle İstanbul'a geldim. Saadet tevehhümüyle
O vakitte şimdi munkasım olmuş, şiddetlenmiş olan istibdatlar, merhum Sultan-ı Mahlu'ya isnat edildiği halde, tahttan indirilmiş olan Sultan Abdülhamid'e o zaman istibdatlar isnat ediliyor, istibdat rejimi uygulamakla eleştiriliyor, tepkilere hedef oluyor. Ama burada ilginç bir gene sonraki dönemin tahlilini yapıyor Üstad. Şimdi münkasım olmuş, kısımlara ayrılmış, dağılmış ve şiddetlenmiş. Abdülhamid istibdadını, Abdülhamid'e atfedilen istibdattan daha şiddetli bir istibdat. 31 Mart olayından sonra İttihat Terakki kadroları eliyle memleketin başına musallat edilmiş mesajı veriyor burada. Sultan-ı Mahlu'a, yani haledilen, devrilen sultana, tahttan indirilen sultana isnat edildiği halde onun zaptiye nazırı ile bana verdiği maaş ve ihsan şahanesini kabul etmedim, reddettim. Bu zaptiye nazırı ile diyaloglarının geniş şeyleri var. Yani detaylı, sualli cevaplı konuşmalarının kayıtları da var, metinleri de var. İnşallah onları da ilerleyen zamanlarda okuruz. Ve orada padişah yüksek bir maaş ve bir de ihsan-ı şahane teklifinde bulunuyor. Bu zaptiye nazır vasıtasıyla, hani belki bunun derdi odudur filan gibisinden, tanımadığı için üstadı. Ama üstad diyor ki kabul etmedim, reddettim. Yani ben para için, maaş için gelmedim buraya diyor. Maaş dilencisi değilim diyor. Ben şarttaki işte insanların, çocukların eğitim görmesi, bu perişaniyetten kurtulması, geri kalmışlıktan kurtulması için düşündüğüm o medrese, üniversite projesi, Medrese-i Zehra projesinin hayata geçirilmesi için sizden destek almak maksadıyla geldim. Yoksa maaş falan, benim böyle bir derdim yok. İhsan-ı şahanenizi de istemem. Zaten üstadın ilk dönemlerinden itibaren çok hassasiyetle tatbik ettiği bir prensip de istina düsturdur. Kimseden bir şey almamak, karşılıksız bir şey almamak ve bir şey aldıysa da mutlaka mukabilini vermek, ücretini vermek fazlasıyla. Bütün hayatı boyunca bunu tatbik etmiş. Kendi kitapların dahi ücretini evet. ödeyerek. Evet, ta o zamandan itibaren. Dolayısıyla padişahın teklif ettiği maaşı ve ihsan-ı şahaneyi bunu kimse reddedemez. Yani padişahın neticede bir de bundan bir onur duyar. Bak padişah bana değer verdi, iltifat etti, böyle bir ikramda bulundu filan. Reddettim, hata ettim. Gene tırnak içinde. Fakat o hatam, gene çok ilginç bir şey söylüyor, medrese ilmiyle dünya malını isteyenlerin yanlışlarını göstermekle hayır oldu. Yani medrese ilmi, dini ilimlerle, dini hizmetle dünyasını imar etmek, zengin olmak gibi yanlışlara girenlerin yanlışlarını göstermekle hayır oldu. Bu zamanın en yaygın hastalıklarından birisi bu. Adam ilmini işte dünyevi bir varlık elde etmek için kullanıyor. Ve bu yüzden işte onun önünde takla atıyor, öbürüne yalakalık yapıyor, dalkavukluk yapıyor, işte siparişe göre fetva veriyor filan. İşte bunlar ulema-i su denilen ahir zamanda dünya için dini feda eden. Ve işte ayette yestayibbunel hayate dünya alel ahire. Dünyayı ahirete tercih ettiler. Ayetindeki o tasvire ve uyarıya tam oturan olumsuz örnekler, kötü örnekler. Üstad bu yönüyle de işte kendisini ayırıyor ve medrese ilmiyle dünya malını isteyenlerin yanlışlarını göstermekle hayır oldu. Aklımı feda ettim. Yani düz mantık aslında kabul etmeyi gerektirirken. Ben aklımı feda ettim. Hürriyetimi terk etmedim. Sultana karşı da onun izzetine, ikramına, işte maaş ve ihsan-ı şahane teklifine red cevabı vermek suretiyle hürriyetimi, bağımsızlığımı muhafaza etmiş oldum. Aynı zamanda o şefkatli sultana boyun eğmedim. Hani müstebit falan diyorlar, şefkatli sultan. Burada gene Abdülhamid'e bakışıyla ilgili üstadın çok asılsız spekülasyonlar yapılıyor. Üstadın Abdülhamid'in şahsıyla hiçbir meselesi yok. Şefkatli sultan diyor mesela burada. Ama uygulamalarındaki bir kısım müstebidane şeyleri eleştiriyor. Bu ayrı. Ama şahsıyla ilgili hiçbir olumsuz ifadesi yok. O şefkatli sultana boyun eğmedim. Şahsi menfaatimi terk ettim. Bunlar hep örnek şeyler, yani örnek tavırlar ve davranışlardır. Şimdiki sivrisinekler beni cibirle değil muhabbetle kendilerine müttefik edebilirler. O işte kendisine baskı yapan o memurları, bürokratları vesaireyi filan aşağılıyor. Yani şimdiki sivrisinekler beni cebirle değil, zor kullanarak, tehditle filan değil,
Ancak muhabbetle, yani sevdirerek eğer yapabiliyorlarsa kendilerine müttefik edebilirler. Yanlışlarına hiçbir zaman arka çıkar bir konuma beni zorlayarak, baskıyla, tazyikle, hapisle, idam tehdidiyle falan çekemezler. Yani ben onların o düşündüğü tarzda, tahmin ettiği tarzda bir insan değilim. Benim şahsiyetim bu. 1,5 senedir burada memleketimin neşri marifi için çalışıyorum. Memleketimde marifin, eğitimin yayılması için çalışıyorum. İstanbul'un ekserisi bunu bilir. İşte Fatih'te, Şekercan'da ki odasında yaptığı ilanatla bütün ilim alemi, medreseler, hocalar filan, talebeler, üstadı duymuşlar. Ve dalga dalga ismi şöhret olarak yayılmış. Ve İstanbul'un ekserisi bunu bilir derken buna işaret ediyor. Ben ki bir hamalın oğluyum, bu kadar dünya bana müyesser iken, padişahın dahi bu kadar ikramlarına, işte maaş tekliflerine, ihsan şahanesine muhatap olmuş iken, kendi nefsimin hamal oğulluğundan ve fakri halden çıkarmadım. Benim bir davam var, benim bir idealim var, bir hedefim var. Kendi insanlarımızın bu fakirlikten, cehaletten kurtulması gibi bir idealim var. Dolayısıyla buna odaklanmış. Ve dünya ile kökleşemediğim, zaten baş kısımlarda da okuduk, ben ahirete gitmeye kemali haişle müheyyayım, hazırım. Yani dünyaya gönlünü hiçbir zaman bağlamamış. Dünya ile kökleşemediğim ve en sevdiğim mevki olan Vilayet Şarkiye'nin yüksek dağlarını terk etmekle millet için tımarhaneye, tevkifhaneye ve meşrutiyet zamanında işkenceli hapishaneye düşmeme sebebiyet veren. Sırf millet için beni tımarhaneye gönderdiniz. Tevkifhaneye gönderdiniz karakolda ve meşrutiyet zamanında da, adı meşrutiyet ama uygulaması Abdülhamit'le atfedilen istibdattan çok daha şiddetli bir istibdat olan meşrutiyet zamanında işkenceli hapishaneye. De işkence. Hapishaneye düşmeme sebebiyet veren öyle umurlara teşebbüs etmekle büyük bir cinayet ünlem eyledim ki bu dehşetli mahkemeye girdim. Evet, 11. cinayet işte böyle. Sonrakinde de doğrudan Sultan Abdülhamid'e yaptığı bir hitap var, bir çağrı var. Onu da inşallah yarın okuyalım. Peki, çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok orijinal fikirler ve orijinal ifadeleri var üstadın. Tekrar teşekkür ederim. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.